Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> âlemin ve salatu ve selâmü alâ resûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in 13. sayfasındayız ve bu sayfa Bakara Suresi'nin 89. ayeti kerimesiyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 89. ayet-i ilk cümlesini okuduk ve lemma lemma mazi yani geçmişi anlatan fiillerin başında zaman anlatıyor. Ne vakit ki ne zaman ki diyoruz. Caehum onlara geldi hum onlara cae geldi. Geldiği zaman kitabun bir kitap Kur'an geldi. Min indillahi Allah indinden Allah katından musaddikun tasdik edici doğrulayıcı neyi? Lime me'ahum yanlarındakini yani Tevrat'ı ve kanu ki idiler min kablu daha önce yesteftihune istemekte idiler. Tabi yes da fetih istemek, zafer istemek manası var. İstemekte idiler, zafer. Kim, e, alellezine, kimselere karşı. Buradaki ala karşı manasını veriyor. Hangi kimselere? Keferu, küfreden, inkar eden kimselere karşı. Felemma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fel'anatu alel 'alal kafirin. 89. ayet kerimenin devamı felemma ne zaman ki veya işte o zaman cehum kendilerine geldi ma arafu vasıflarını iyi bildikleri peygamber ki Tevrat'ta bildikleri keferu inkar ettiler küfür ettiler bihi onu felanetullahi Allah'ın laneti alel kafirin o kafirlerin üzerindedir veya üzerinedir bi ise meşterav bihi enfusehum en yekfuru bima enzelallahu bagyen en yünezilallahu min vefazlihi ala men yeşe'u min ibadih bi ma ne kötüdür ma burada o şey manasında işterav sattıkları veya satın aldıkları bihi karşılığında enfusehum nefislerini hum, kendi enfus, nefisler demek kendi nefislerini en yekfuru inkar ederek Bima enzele indirdiğini Kur'an'ı inkar ederek Allahu Allah'ın indirdiğini bagyen bagi ile yani kıskançlık yüzünden haset ederek en yunazzile kitap indirmesine nezzele yunazzilu tenzilen en yunazzile indirmesi ee, Allahu Allah'ın min fazlihi fazlından lütfundan ihsanından ala men yeşâ'u. Ala üzerine men kimsenin yeşâ'u dilediği, dilediği kimsenin üzerine veya dilediğine diyebiliriz. Min ibadihi, ibad abdin çoğuludur, kullar demek. E, kullarından dilediğine. Febâ'u bi gadabin ala gadab ve lil kafirine muhîn. 90. ayeti kerimenin ikinci kısmı febâû döndüler, uğradılar. Böylece yani o inkar etmeyle birlikte uğradılar, döndüler. Neyle? Bi gazabin, gazap ile veya gazaba uğradılar. Alâ gazap, gazap üstüne. Hani bi gazabin alâ gazap, gazap üstüne gazaba uğradılar. Velil kafirine, kafirler için vardır. Buradaki lam onlara aitliği anlatıyor. Lamla beraber bir isim cümlenin başına gelirse, bir ifadenin başına gelirse biz ona vardır gibi bir mana vereceğiz. Kafirlere vardır. Ne? Azabun bir azap. Muhinun alçaltıcı bir azap vardır. Evet. ehne yuhinu alçaltmak. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم 91. ayet كلمة وَإِذَا زَمَانْ قِيلَ دَنِلْدِي زَمَانْ قَالَ قِيلَ دَنِلْدِي لَهُمْ onlara آمِنُوا إِمَانَ بِمَا أَنْزَلَ indirdiği شيء ma o şey ki enzele indirdi. Allahu Allah'ın öyle denildiği zaman kalu derler veya deyip ne deyip nu'minu. Biz sadece iman ederiz. baştaki nu bizi anlatıyor. Nu'minu. bima unzile indirilene. Aleyna bize indirilene. Ve yekfurune ve inkar ederler, küfrederler. Bima ehu onun arkasından geleni yani Kur'an'ı inkar ederler. Ve huve halbuki o el hakku haktır. Hak bir kitaptır. Musaddikan tasdik edici, doğrulayıcı lima ma'hum yanlarında olanı. Ma'a birlikte hum onlarla lima ma'hum onlarla birlikte olanı tasdik edici, doğrulayıcı olan hak hakikat kitabı inkar ederler. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 91. ayet-i kerimenin devamı قل de ki فَلِمَ Niçin? O halde niçin? Buradaki fe öyleyse o halde artık gibi mana veriyordu. تَقْتُلُونَ Öldürüyordunuz. O halde niçin öldürüyordunuz? Enbiya Allah'ı, Allah'ın nebilerini, enbiya nebinin çoğulu yani peygamberlerini. Min kablu daha önce. E, buradaki kablu dikkat ederseniz ötreli gelmiş. Normalde esrelidir. İn eğer kuntum idiyseniz veya iseniz müminin iman etmekte is iseniz veya mümin kimseler idiyseniz daha önce niye öldürdünüz? Ve lekad jâekum Musa bil beyinâti thumme attekadutumul min ba'dihi ve entum zalimûn. 92. ayet-i kerime ve lekat hakikaten andolsun ki bu pekiştirme anlatıyor. Caekum size gelmişti. Kum size kim Musa Musa gelmişti bil beyinati beyinelerle apaçık mucizelerle gelmişti. Sonra sonra ittehadtum siz edindiniz. İttehada fiili çoğunlukla İlah e, kelimesiyle birlikte geliyor. Siz ilah edindiniz. El-icile buzağı'yı min ba'dihi onun ardından yani Musa aleyhisselam turdağına gidince ve entum ve siz zalimun zalimlerdiniz, zalimler oldunuz. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا 93. ayet-i kerimenin ilk kısmı. Ve iz hani, hatırla bir zaman ki, ehadna almıştık. Ehad ya'hudu almak. Ehadna biz aldık. Mısaqakum sizden sağlam söz aldık. Yani mithaqınızı aldık ve rafa'na ve kaldırmıştık, ref etmiştik. فوقakum, fevkinize yani üzerinize, üstünüze. et tur dağını, turu kaldırmıştık. Ve ne demiştik? Hudu, tutun, alın. Ma ateynakum, size verdiğimizi, verdiğimiz şeyi. Yani o emirlerimizi, yasaklarımızı, o kitabı kuvvetle tutun. Ma verdiğimiz şey. Kum size. Bi kuvvetin kuvvetle tutun. Vesme'u ve dinleyin. Kulak verin demiştik. Kalu semi'na ve asayna ve uşribu fi kulubihim ul'icil bi kufrihim. Kul bi isema ye'murukum bihi imanukum in kuntum mü'minin. 93. ayet-i kerimenin devamı. Kalu dediler ki semi'na. İşittik, duyduk, dinledik ve asayna ve isyan ettik dediler. Asa isyan zaten Türkçede de isyan diye maslarını kullanıyoruz. İsyan ettik dediler ve uşri içirildi, dolduruldu fi kulubihim kalplerine. Kalbin çoğulu neydi? Kulubtu. Fi ne? İçine. Kalplerin içine dolduruldu ne? El icle buzağı dolduruldu. Buzağı içirildi. Yani buzağı sevgisi içirildi tabi. Bi küfrihim. Küfürleri, inkarları yüzünden. Kul de ki bi ise ne kötüdür ma o şey. Ye emurukum bihi. Sizi emretmekte olduğu şey. Buradaki bihi onunla emretmekte olduğu şey. İn eğer e, kuntum iseniz ee, müminin, mümin kimseler iseniz veya idiyseniz. Sadakallahu'l azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde 14. sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle Hepiniz Allah Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.